Siyah topu görebilir miyiz? Buralardan pek görmeyiz ama. Aa gördük. Siyah top geliyor. Merhaba arkadaşlar. Festival Afrika'nın hoş geldiniz. Öncelikle bugün Kurban Bayramı. Herkesin bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Hayırlı bayramlar diliyorum. Sevdiklerimizle birlikte mutlu bayramlarımız olsun. Ve bugün bayrama özel bir top açılımı gerçekleştirelim istedim. Şöyle eğlenceli bir top açılımı olsun. Bizim de en eğlenceli top açılımı serimiz 2 soru 2 tahmin. Bayrama özel şöyle bir 2 soru 2 tahmin yapalım. Bu hesabım benim bir yedek hesabım. Tabii bende yedek hesap çok. Top açılımları için hep yedek hesaplarım vardı. 600 bine yakın GP var. 500 binini harcayalım. 500 binlik Buxrav'dan top açılımı gerçekleştirelim. Biz 2 soru 2 tahminde şunu yapıyorduk. Buxrav'dan büyük bir top açılımı gerçekleştiriyorduk. Top açılımına geçmeden önce ben 2 tane soru soruyordum. Sizlerden de 2 tane tahminde bulunmanızı istiyordum. Videonun sonuna geldiğinizde de 2'de kaç yaptığınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Öncelikle 500.000 GP'lik top açılımı gerçekleştireceğiz. 500.000 GP'ye kaç siyah top gelir? İlk sorumuz bu. 500.000 GP'ye kaç siyah top gelir? Ben de şu an düşünüyorum. Hani normalde videodan önce düşünürdüm ama bu sefer şu ana denk geldi. Ben 7 diyorum. 7. Hani 7 tane düşürürüz diye tahminde bulundum. Ve şimdi Buxrav'dan bir tane oyuncu tercih edeceğiz. Buxrav'ın içerisinde bir giriş yapalım arkadaşlar. Ve Buxrav'daki oyunculara bakalım. 500.000 GP'ye Buxrav'dan da bir isim tercih edeceğiz. Van Dijk olsun. 500.000 GP'ye Van Dijk gelir mi gelmez mi? Ya bence Ronaldo gelir ama Van Dijk gelmez. Yani baktım ama hiç Van Dijk'ın geleceğini hissetmiyorum. Yani yok. Ben 7 siyah top Van Dijk gelmez diyorum. Sizler de tahminde bulunduysanız top açılımına başlayalım. Haydi bakalım. Kaç tane siyah top verecek toplamda? Ve ilkinde Van Dijk'la başlıyormuşuz bir de. Şöyle bir top rengini görelim. Ondan sonra hızlı bir şekilde geçelim. İtalya'ya gittik. Ronaldo ile mi başlarız acaba? Siyah top Juventus. Delit Werner. İki tane siyah top geldi en başta. Juventus'tan Delit. Chelsea'den Timo Werner. Çok iyi top açılımı oldu. Ya üstü üst bile yapabilirdik yandaki siyah top da olsa. Ben 7 demiştim. Daha ilk top açılımında iki tane siyah topa ulaştık. Devam edelim. Daha çok top açacağız. 500.000 GP'yi tamamlayacağız. Şöyle bayrama özel güzel bir top açılımı olur umarım. Hemen bir top rengini görelim. İspanya. Altın topa düştük. Siyah top vermedi. İleri diyelim. 2 altın top ve 1 gümüş top. Hani bizim ülkeden var mı diye de ayrıyeten dikkat etmeye çalışıyorum ben top açılımlarında. Bir 25 bin daha verelim. Harika bir başlangıç oldu. Ben 2 tane siyah topa ilk başta geleceğini hiç düşünmemiştim. Buralardan ne gelir? Buralardan 3 tane gümüş top gelir bize. Aa Belhan da geldi. Artık Adana Demirspor'un futbolcusu, bağımsız oyuncu. Bu takımlar da PES 2022'de güncellenecektir. Yaz transferlerine ne yazık ki PES 2022'ye geçildiğinde güncellenmekte. PES 2022'ye hani geçildiğinde, bir an dedim PES 2002 mi dedim. Orada belki karıştırmış olabiliriz. Bir 25 bin daha verelim. Anlaş diyelim. Çok iyi başladık ama o kadar iyi devam etmiyoruz. Bakalım. İngiltere. Şöyle Manchester City olur mu? Olmadı. Chelsea. Yok pardon, Leicester City'den ve iki tane de gümüş topumuz var. Beşiktaş'ta tabi artık, o da Kayserisporlu. Hani herhangi bir transfer olmayacaksa Kayserispor'da Mensah. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralıktı. Bir 25 bin daha verelim. Anlaş diyelim. Ya ilkinde iki tane siyah verdi. Bir daha da vermiyor. İspanya. Bir Real Madrid olur mu? Olmadı. Real Madrid olmadı. İki altın. Bir gümüş El Arabi geldi. Verelim 25 bin daha. Bu arada 450 bine indi GP'lerimiz. Bayağı bir harcadık. Ya 150 bin GP harcamış oluyoruz. Bakalım tam 150 binde siyah top vermedi. Ya ben siyah toplarla başlayınca 7'nin de yukarısına çıkarız diye tahmin ettim. Bir an öyle düşünmeye başladım. Şimdi 7'yi bile vermez mi diye karamsarım. Şu aralar çok kritik. Hani artık siyah top vermesi lazım. Bayramın hatırına bari Konami versin bol keseden. İtalya'ya gittik. En son oradan bir Ronaldo'yu düşüreceğiz herhalde. O kadar İtalya'ya gidiyoruz. 3 tane gümüş top. Şöyle bir bakalım. Beşiktaş'tan Rozier'e düşürdük. Tabii çok iyi bir sezon geçirdi geçen sene. Önünde Gezal, arkada Rozier. Ülkemizden de üst üste futbolcular veriyor. Bu sefer
Ya İtalya'ya ne kadar gittik? Artık ver Ronaldo'yu. Ronaldo'yu ver. Altın top. Hakan Çalhanoğlu olamaz. Çünkü solaktı. Romagnoli. Sanki o da transfer olacak mı? Oldu mu? Transfer haberlerinde adı çok geçiyordu ama dikkat edemedim ona. Amrabat. Hani eskiden Galatasaray'da forma giyiyordu. Şimdi bağımsız oyuncu olarak görünmekte. Baktığımız zaman da diğeri gümüş top oyuncu. Şu an Amrabat hangi takımda ama onu hatırlayamadım. Bir Premier Lig yaptı ama sonrasında şu an hangi takımdaydı acaba? Bir 25 bin daha verelim. Artık 400 binlerdeyiz. 374 bine indik. Siyah topu unuttuk. Fransa. Ve sonunda siyah top. Depay mı acaba? Lyon olması lazım. Evet. O da artık Barcelona takımının futbolcusu. Şimdi transfer sezonunda olduğum için hani bazılarının yeni takımlarını da biliyoruz. Bildiklerimi sizlere aktarmaya çalışıyorum. Tabi bazılarını takip edemiyoruz. Anlaş diyelim. Bir de transfer haberleri var. Hani oldu mu olacak mı merakla beklediklerimiz de var. Mesela Haaland'ın adı da yazılıyor ama herhangi şimdilik bir adım görmedik resmileşen bir durum. Chelsea'nin bir ilgisi oluyordu Haaland'a. İki tane altın top düşürdük. Orada gümüş topa bakmayı unuttum. Acaba bizden biri miydi? Bir 25 bin daha verelim. 324 bine düştük. Artık siyah vermeli. Sanki benim siyah tahminim çıkmayacak gibi. İleri dedik. Bizlerden var mı biri? Yok. Evet. Baktım 3 tane gümüşten herhangi biri bizden biri de çıkmadı. 324 bin GP'den aşağıya da düşüyoruz. Artık 300 bine indik. Henüz daha 3 tane siyah top geldi. Ama 200 bin GP daha harcayacağız. 200 binimiz daha var. Sanki peş peşe verecek. Herhalde öyle görünüyor. Hazard geldi. Thorgan Hazard. Güzel bir gol atmıştı Euro 2020'de. 25 bin daha verelim. Anlaş dedik. Yani 7'yi sanki görmeyeceğiz ama Van Dijk gelmez oradan bir 2'nin birini yaparım diye düşünüyorum. Ama 7 tahmini çok yüksek kaldı herhalde vermeyecek. 2 altın top ama Ribery de siyah top gibi futbolcu. Ribery geldi. Bayern Münih kariyeri çok iyiydi. Bayern Münih'ten önceki kariyeri de güzeldi zaten. Ama zirveyi Bayern Münih de yapmıştı. Hani onun Türkiye'de oynadığı zamanı falan hatırlıyoruz. Hani ben o zamanlar tabii televizyon karşısında izliyordum Ribery'i. Altın top. Yine siyah top gelmedi. Rui Patricio ve iki tane gümüş top. Ya az tahminde bundan arkadaşlarım şu an 2'de 2 yapmaya yakınlar. Ben biraz yüksek söyledim herhalde. Aslında 500 bin GP'ye 7 de gelirdi. Gelmeli de. Hala tabii şansımız devam ediyor ama 7'ye çıkarmayız. Çok görülmüyor şimdilik öyle bir şey. 3 tane siyah topumuz var. Şu an çok kritik ama artık vermesi lazım. Hatta 2 tane böyle verse yan yana çok güzel olacak. Artık yan yana altınları mı verecek? 1 altın, 2 gümüş top. 224.000 GP. Şunu da açtıktan sonra geriye sadece 100.000 GP kalıyor. Gider bir de Van Dijk'ı verirse 2'de 0 çekeriz. Diallo geldi. 2'de gümüş top. 199.000 GP'miz var. Bayrama özel top açılımında 2 soru 2 tahminde çok kritik top açılımları şu an. Son 4. 12 tane oyuncu gelecek. Bakalım son 12'nin içerisinde kaç siyah top olacak? Verdik bir 25 bine. Anlaş dedik. Siyah topu görebilir miyiz? Buralardan pek görmeyiz ama. Aa gördük. Siyah top geliyor. Siyah top geliyor. Artık umudumu kesmiştim. Sommer geldi. O da Euro 2020'de çok iyi istatistik yaptı. İyi performans sergiledi. Stones geldi. Greenwood geldi. İki tane altın top da gayet güzel. Manchester'a gittik. Bir City'ye. Bir de United'a. Bir de siyah top. Şu an çok kritik oldu. 4 tane siyah topumuz var. 3 tane top açma hakkı. 9 oyuncu gelecek. Benim 2'de 2 yapabilmem için 3 tane siyah top gelmesi lazım. Zor gibi ama imkansız değil. Belki olur. Tabii biraz zor ama neden olmasın? Şuralarda bir takıldı. Artık İngiltere. İngiltere bize siyah top verir. Bir siyah top yanına bir daha gelir mi? Yan yana iki tane olur mu? Manchester United'dan Pogba'yı düşürüyoruz.
Yanında bir altın top ve bir de gümüş top. Ya iki tane olmasını çok istiyordum. Öyle bir an hissetmiştim. Şu an 5 siyah top oldu. Van Dijk gelmedi. Ben 2'de 2'ye çok yaklaştım. 2 tane top açma hakkımız kaldı. 2 tane siyah top yetiyor benim için. Tabii şu an 5 siyah top diyen arkadaşlarımız gelmesin diye bekliyordur. 6 tahmininde bulunan arkadaşlarımız da olabilir. 8, 9. Bir tane daha siyah top sıkıştırırsak son top açılımına kalacak. Olmadı. Tabii yine benim şansım son top açılımına kaldı ama bir altın Henderson geldi. 2'de gümüş top. Şimdi benim 2'de 2 yapabilmem için 2 tane siyah topu burada düşürmem gerekiyor. Bu son top açılımı 500 bin GP yapıyoruz. Bakalım bu top açılımından sonra 2'de kaç yapmış olacağız? Siz kaç yapmış olacaksınız? Haydi son top açılımını da gerçekleştirelim. Anlaş dedik. Bana 2 tane siyah top lazım. Yan yana 2 tane siyah. Başladığımız gibi bitirirsek olur. Aynı başladığımız gibi bitmeli. Şurada da bir an takıldı. Evet, bekliyoruz. Siyah topu görmemiz lazım. Allah, nerelere gitti bu? Hiç oradan da altın bile vermedi. Ta nerelere gitti son top açılma? İlkinde iki tane siyah top düşürmüştük. Şimdi bize gümüşler geldi. Şu üçüncü gümüşe de bakalım. Bari bizim ülkemizden falan olsaydı. 5 siyah top ve Van Dijk gelmedi. Ne güzel başlamıştık top açılımına. 2 tane siyah topla Delit gelmişti. Ama sonrasında biraz bozdu. Hani Konemi vermedi. Epey futbolcu kadromuza kattık. 500 bin GP harcadık. 5 siyah top ve Van Dijk'siz bir top açılımı oldu. 2'de kaç yaptınız arkadaşlar? Van Dijk'ın gelmemesi en azından bir tahminimi doğru çıkardı. Ben 2'de 1 ile kapattım. Çoğu zaman genelde 2'de 1 yapıyordum. Yine 2'de 1 ile kapattık bu videoyu. Sizler kaç yaptınız? 2'de kaç yaptınız? Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Tekrardan herkese mutlu bayramlar diliyorum. Nice birlikte bayramlarımız olsun. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler, hoşça kalın.